Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Uzun süredir havacılık ve çevre etkileri konusunda haberler paylaşıyoruz sizlerle. Elektrikli uçaklar, yeni yakıt alternatifleri, hidrojen ve sürdürülebilir havacılık yakıtı SAF. Bugün İstanbul'dayız. Boeing, Türk Hava Yolları ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen özel bir toplantıdayız. Peki havacılığın geleceği ne olacak? Şu an karbon emisyonu konusunda havayolu şirketleri atmosferi yaklaşık %2,5 oranında kirletiyorlar. Bunun geleceği nereye gidecek? Ne hedefleniyor? İşte bu videomuzda geleceğin yeşil havacılığına birlikte bakıyoruz. Havacılık sektörü yılda 4,5 milyar yolcu taşıyor. 7 trilyon dolarlık katma değer oluşturuyor. Devasa sektör yan kollarıyla birlikte 87 milyon kişiye iş veriyor. 2050'de bu rakamlar katlanacak. Havacılık sektörü daha da büyüyecek. Ama bu büyümenin çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Her ne kadar son 20 yılda havacılık teknolojileri çok daha çevreci olsa da bugün hava yolları gökyüzündeki karbon emisyonunun %2,5'unu oluşturuyor. Hedef 2050'de karbon oranını sıfırlamak. Bu önemli hedefe doğru giderken gökyüzüne zarar vermeyecek yeni nesil yakıtların üretilmesi. Daha düşük kapasiteli uçaklarda ise hidrojen veya elektrik gücünün kullanılması gerekiyor. Henüz batarya teknolojisi veya hidrojen büyük uçakları uçurabilecek güce ulaşmış değil. 2050'ye kadar mevcut motor sisteminde uçakların SAF olarak adlandırılan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanması gerekiyor. Bu yakıt ağırlıklı olarak atık yağlardan elde ediliyor. Hedef karbon emisyonunun sıfırlanması rotasında çevreyi kirletmeden bu yolda ilerleyebilmek. Çevre teknolojileri konusunda dünyanın en büyük yolcu uçağı imalatçılarından Boeing, Türk Hava Yolları ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir adım attı. Sürdürülebilir havacılık platformunu kurdu. Bu platform, yeşil havacılık için sektör işbirliklerini, bilgi ve farkındalığı arttırmak için çalışmalar gerçekleştirecek. Gelişmeleri Boeing Türkiye Boeing Müdürü Ayşem Sargın'a sordu. Yıllardır çalışmalar yapıyor ve tabii ki bu çalışmalar Türkiye'ye de doğru yansıyacak. Ayşem Sargın, Türkiye Boeing'in Türkiye Genel Müdürü olarak siz bir özetler misiniz? Neler yapıyorsunuz Boeing olarak Türkiye'de geleceğin çevreci uçakları Türkiye'de nasıl olacak? Çok teşekkür ederim. Bugün aslında çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Bütün sektör temsilcileriyle heyecanlıyım. Çünkü iş her gün yaptığımız şey bunun ötesinde sorumluluklarımıza eğilmek, bunun ötesinde dünyanın üzerinde durduğu, dünyanın iyiliği için yaptığımız bir şeylerle ilgilenmek benim de çok hoşuma gitti. Bugün hakikaten gündem değiştirmek iyi geldi. Bugün burada başlattığımız yeni platformla yapmak istediğimiz aslında küresel olarak havacılık sektörünün bir takım taahhütleri var bildiğiniz gibi. Karbon emisyonları ile ilgili 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak hedefini belirledik hep birlikte. Boeing buna bu hedefe uyumlu davranacak, Türk Hava Yolları hakeza. Ve bugün aslında bu kocaman dünyanın Türkiye köşesinden biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Buradaki ortaklarımızla buna baktık. Boeing hem 2050 yılı için bu taahhütte bulundu hem de 2030 yılına kadar tüm uçaklarımızın %100 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçması taahhütünde bulundu. Yani biz buna uyumlu uçaklar üreteceğiz. 2030 yılına kadar tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanacak, sorunsuz uçacak. Biz bunu taahhüt ettik. Ama biz bunu kendi kendimize yapamayız. Biz bu uçakları üreteceğiz ve tabii ki iş ortaklarımızla hep birlikte bu hedeflere ulaşacağız. Ve Türkiye tarafından da şöyle bir platformla katkı sağlayalım dedik. Malum havacılık sektörü kocaman ve içinde pek çok paydaş var. Sadece hava yolları da değil. Havalimanları paydaşımız, sanayi paydaşımız ve aklınıza gelebilecek her alanda havacılık sektörünün aslında o gördüğümüz bütün karbon emisyonlarına %2,5 global olarak katkısı nereden geliyor? Sadece uçaklardan gelmiyor. İşte Türkiye'de biz böyle bir platform kurarsak dedik, bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratabiliriz her şeyden önce. Ama onun ötesinde nasıl çözümler sağlayabiliriz? Türkiye olarak bu küresel havacılık hedeflerine nasıl ulaşabiliriz? Bunu gerçekleştirelim istiyoruz. Bu da ilk adımımız oldu. Biz tabii 3 ortak olarak başladık buna. İstanbul Teknik Üniversitesi, bir yandan mesela İstanbul Teknik Üniversitesi
eğitim programlarının müfredatının yazılması için, programların yazılması için de bize destek olacak. Bizim zaten çok uzun vadeli bir ortağımız. İstanbul Teknik Üniversitesi var işin içinde. Türk Hava Yolları zaten bayrak taşıyıcı şirket Türkiye'nin, biliyorsunuz. Türk Hava Yolları var, biz varız ama bundan sonrası için planladığımız programlar, işte bunun içinde eğitimler var hem profesyoneller için hem çeşitli yaş gruplarından gençler için, çocuklar için. Hem onun ötesinde Türkiye'nin sürdürülebilir havacılık yakıtı ile ilgili yol haritasının çıkması diye bir program, bir planımız var. Ki bu da çok önemli. Bahsettiğim konuda aslında biz Boeing olarak bu sürdürülebilir havacılık yakıtının baz alınarak ilerlediğimiz bir sürdürülebilir havacılık taahhütüne girdik. Çünkü inanıyoruz ki hidrojen tabii ki olacak. Farklı yöntemler tabii, elektrikli araçlar tabii ki kullanılacak. Ama aslında bazı teşkil edecek olan şey, hele de uzun uçuşlar için baktığımızda, sürdürülebilir havacılık yakıtı. Onun için dedik ki Türkiye için bu programın içine bir de sürdürülebilir havacılık yakıtı ile ilgili bir yol haritası çıkarmak koyalım. Ve biz sadece bir fişeyi ateşledik. Önümüzdeki 1-2 yıl boyunca farklı aktivitelerle hep birlikte olacağız inşallah. Tolga Bey, sizi de bekliyoruz. Farklı aktivitelerle biz bu konuyu gündemde tutacağız. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin hazırlık seviyesini yükselteceğiz. Ve Türkiye'nin bu küresel hedefe daha fazla katkı vermesini ve bunun görünür olmasını sağlayacağız. Boeing küresel sürdürülebilirlik politikaları ve ortaklıklar başkan yardımcısı Brian Moran bu çalışmaların teknolojik yol haritasını anlattı. Hidrojen gücüyle veya elektrik gücüyle uçan bir yolcu uçağına yakın zamanda sizce ne zaman bineceğiz? Aslında beklediğinizden biraz daha uzun sürecek. Gerçekten hidrojen için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bugün 20 bin yolcu uçağı var. 20 yıla filo 2'ye katlanacak. Bunun için de sürdürülebilir havacılık yakıtları ilk etapta büyük önem taşıyor. Karbon miktarını, saf kullanımı %50 ila 80 arasına düşürecek. Şu an saf 2 veya 3 kat daha pahalı. Fiyatlar aşağı çekilecek mi? Evet, saf pahalı. Ancak üretim arttıkça, devlet destekledikçe fiyat daha aşağıya inecek. Bu konuda teknolojik açıdan da önemli adımlar atılıyor. Örneğin Boeing olarak NASA ile ortak çok daha düşük sürtünme katsayısına sahip özel kanat tasarımı yapıyoruz. Boeing son 10 yılda çevreci politikalara $55 milyar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Gelişmeler sürecek. Peki bu konuda havalimanları ne yapıyor? İGA İstanbul Havalimanı planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat sorularımızı yanıtladı. Biliyorsunuz 2050 sıfır emisyon konusunda biz açıklamamızı yaptık. İstanbul Havalimanı olarak kesinlikle sıfır emisyona geleceğiz. Bu konuda stratejimiz, planlamalarımız her türlü hazır. Arkadaşlarımız, tüm ekip olarak da çalışıyoruz. Havalimanımızdaki sıfır emisyon konusu ise hava sahasından otoparkına, ulaşımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu konuda pek çok teknolojik altyapılarımızı da kuruyoruz. Örneğin havalimanımızda Airport Operation Center dediğimiz havalimanı kontrol merkezi, tüm bu bilgilerin aktığı, toplandığı yer, kararların çok daha hızlı ve efektif ve verimli olarak çıkmasını sağlıyor. Bu da bizim operasyonlarımızı hızlandırıyor. Hızlı ve verimli operasyon zaten Yeşil Havalimanı'nın en önemli gereklerinden bir tanesi. Bunları sağlayan kuledeki sistemlerimiz var. Yeni kurduğumuz rotalama sistemi sayesinde taksi sürelerimizi %10 civarında indirmeyi sağladık. Şimdi yönlendirme sistemine inşallah önümüzdeki dönemde geçeceğiz. Bunları daha da aşağı çekeceğiz. O yüzden Yeşil Havalimanı konusunda pek çok çözümü geniş bir yelpaze ile havalimanımıza sunmaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki hızla kullanımı artan SAF var, sürdürülebilir havacılık yakıtı. Bu konuyla ilgili İstanbul Havalimanı'nda depolaması, operasyonu ve tabii ki belki de gelecekte sizden hidrojen yakıtı isteyecek hava yolları. Bunlarla ilgili altyapı çalışmalarınız ne durumda? SAF havalimanımıza temin edilebiliyor. Türk Hava Yolları bu konuda uçuşlarına başladı. Hem ICAO'nun hem Eurocontrol'ün SAF temin edilebilir havalimanı listesinde İstanbul Havalimanı'nı görebilirsiniz. SAF konusunda özel çalışmalarımız da var. Nedir bu? Biliyorsunuz SAF'taki en önemli husus temin edilebilmesi. Yeterli miktarda
malzemeyi bulmanız gerekiyor saf üretebilmeniz için. Havalimanımızda biz bu çalışmaları başlattık. Acaba havalimanımızda saf üretimini gerçekleştirebilir miyiz konusunda? Türkiye'deki bu konuda en büyük kurumlarla, yurt dışından bu teknolojiye sahip firmalarla ön görüşmelerimizi başlattık. Planlama çalışmalarına girdik. Şimdi bu konu ne kadar feasible, bunu değerlendiriyoruz. Eğer fizibilitesini de pozitif yönde elde edebilirsek belki yatırımlarımızı bu yönde de devam ettirebiliriz. Havalimanımızda safı üretip daha ucuz maliyetlerle hava yollarına sağlamak üstüne. Altyapı sistemimiz safı kullanmaya tamamıyla hazır. Zaten şu anda bu kullanımı da yapıyoruz. İleride hidrojen henüz havacılık tarafında kullanımı, taşıması, depolaması zor bir ürün. Bu konuyla ilgili regülasyon henüz daha oluşmuş değil. Ama biz bunlarla ilgili Avrupa'daki Eurocaye ve Eurocontrol'ün çalışma gruplarına dahil olduk. O çalışmaları yakından takip ediyoruz. Henüz daha orada maalesef bir miktar daha yol alınması gerekecek. Öyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi havacılıkla ilgili özellikle çevre konusunda adımların çok hızlı atılması gerekiyor. Bu tren çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin hızlı bir şekilde saf olarak adlandırılan sürdürülebilir havacılık yakıtıyla ilgili yatırımlarını yapması ve üretime başlaması gerekiyor. Miktarlar, fiyatlar biraz daha pahalı olabilir ama gelecek çevrede ve gelecek bu işlerde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soracağınız soruları lütfen yorum olarak atın. Ve tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese yeşil, çevreci ve sağlıklı günler diliyorum.